Ve törenler tabii ki sadece başkent Ankara'da değildi. İstanbul'da da hemen hemen her ilçede Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Ama tabii ki ilk tören Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'ndaydı. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Onlarca klasik otomobil 10. yıl marşı eşliğinde İstanbul'un caddelerinde dolaştı. Kutlamalar kapsamında ilk tören Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve gaziler katıldı. Törende önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Ardından Cumhuriyet Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kıbrıs gazileriyle fotoğraf da çektirdi. Yaş önemli değil. 82 yaşındayım ama Türk genci olarak kabul ediyorum. Sevgili atamızın bize emanet ettiği toprakları korumaya ve yaşatmaya ideallerini mecburuz. Vali Yerlikaya ardından Galata Köprüsü'nde Başkumandan Büyük Taarruz'u anlatıyor, resim sergisinin açılışını yaptı. Kutlamaların diğer bir adresi ise Kadıköy'dü. 50 klasik araç Zafer turu attı. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da da coşkuyla yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da 50 klasik otomobil Kadıköy'den başlayıp Bostancı'ya kadar Zafer turu atacak. Her sene katılıyoruz. Bu coşkuyu hep beraber yaşıyoruz. Tabii bu sene korona sebebiyle sönük kalıyor biraz ama içimizdeki coşkuyu da ortaya koymak bakımından buraya geldik. Yaklaşık bir saat süren Zafer turu Kanlıca sahilinde son buldu. Bu arada her yıl olduğu gibi İstanbul Maslak'ta bulunan gökdelenlere de dev Türk bayrakları asıldı. O manzara drone'la görüntülendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bayram coşkusu vardı. Terminal giriş noktalarında yolculara bayraklar dağıtılırken, terminal içerisi Türk bayraklarıyla donatıldı.